Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Enbiya suresi 94-100. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ Kim mümin olduğu halde salih amel yaparsa, salih amellerden yaparsa فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ Onun çalışmasına nankörlük yapılmaz. Yani onun çalışması boşa gitmez. Taraf ilahiden değerlendirilir. Ve inna lehu katibun ve biz onun bu çalışmasını yazmaktayız. Onun yapmış olduğu şeyler tek tek kayıt altındadır ve kiramen katibin ya'lemuna ma tef'alun ayetinin bildirdiği gibi kiramen katibin tarafından bunlar bilinmekte ve kaydedilmektedir. Değerli izleyenlerim, burada فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ Mümin olduğu halde salihattan kim yaparsa, yani salih amel yapmak güzel ama mümin olarak bunu yapmak lazım. Bir kimse Allah'a iman etmediği halde bir takım salih ameller yapsa, bu tabi kötü ameller yapana göre biraz daha iyidir ama imanı olmadığından dolayı bunlardan ciddi manada bir istifadesi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin amelleri çöldeki bir seraba benzetilmiştir. Bir şey yaptığını zanneder ama o bir serap gibidir. Ve bir başka ayette onların amelleri fırtınalı bir havada savrulan küllere benzetilmiştir. Ellerinde avuçlarında bir şey kalmayacak ve yapmış oldukları bir takım faydalı şeyler varsa da bunların karşılığından istifade edemeyeceklerdir. Gerçi genel anlamda düşündüğümüzde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Yani zerre miktar hayır işleyen karşılığını görecek, zerre miktar şer işleyen yine karşılığını görecektir. Ama imanı olmadığı halde bir takım salih ameller işlemişse bu onu kurtarmaya yetmeyecektir. Ehli cennet olamayacaktır. Çünkü cennete girmenin bedeli her şeyden önce imandır. Ardından salih ameldir. Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili bütün ayetlerde mesela وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ ayette geçiyor. İman eden ve salih amel işleyenleri cennetler ile müjdele. Demek ki bu tarzda Allah-u Teala'dan bir müjde var ama bunu elde edebilmek için önce iman etmek gerekiyor. Salih amel emredilenleri yapmaktır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak salih amel. Diyelim Allah yolunda vermek salih ameldir. Mümin kardeşine yardımcı olmak salih ameldir. Namaz gibi, oruç gibi ibadetler salih ameldir. İnsanların faydasına olan neler yapılıyorsa bunların hepsi birer salih ameldir. Bunlar imanla beraber, Allah'a imanla beraber olduğunda elbette bunun karşılığı kendilerine kat kat verilecektir. Ve onların bu amelleri yazılmaktadır. Nasıl ki günümüzde her tarafta böyle kameralar gittikçe yaygınlaşıyor. Önemli yerlere mobese kameraları konuluyor. Ve bir takım olaylar olduğunda o kamera kayıtlarından kimin yaptığı tespit edilebiliyor. Allah'ın mülkünde herkese zaten iki tane görevli melek görevlendirilmiş. Kiramen katibin denilen melekler insanın sağında solunda duruyorlar. Onun amellerini kaydediyorlar. Ve böylece her birimizin hayat filmi çekiliyor. Diğer alemde kendi hayat filmimizi seyredeceğiz. Ve haramun ala garyetin ehleknâhe ennehum la yarciun. Helak etmiş olduğumuz bir kavme artık dönmeleri haramdır. Bu birkaç şekilde açıklanmakta. Yani bir belde ahalisi artık tümüyle helak edilmeyi hak eder bir hale gelmişse bunlarla ilgili hüküm değiştirilmeyecektir. Ve bunlar o kötü hallerinden dönmeyecekler ve neticede helak olup gideceklerdir. Bir başka yönü şu manada değerlendirilmiş. Yani diğer alemde onlar tekrar dünyaya dönmek isteseler bile
artık onlar dönmeyecekler. Çünkü insan dünyaya bir defa gönderiliyor, ikinci defa gönderilmeyecek. Hatta izâ fütihat ye'cûcu ve me'cûcu, ye'cûcu ve me'cûc, bunların önü açıldığında, ve hum, onlar min külle hadebin yensilun, her tepeden böyle adeta aç kurtlar gibi her taraftan böyle inecekler, her tarafı istila edecekler. Değerli izleyenlerim, Ye'cuc ve Me'cuc hadis-i şeriflerde kıyamet alametlerinden biri olarak anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Ye'cuc ve Me'cuc Zülkarneyn kıssasında da geçer. Zülkarneyn dünyanın doğusuna batısına seyahatler yapıyor. Gittiği yerleri böyle fethediyor. Oradaki insanlara yardımcı oluyor. İşte bir yere gittiğinde oradaki insanlar diyorlar ki ey Zülkarneyn, Ye'cuc ve Me'cuc bize saldırıyorlar. Bunlar iki kabileymiş. İşte bizim mallarımızı talan ediyorlar. Biz de bunlara karşı koyamıyoruz. Biz sana para verelim, imkan verelim. Sen onlara karşı bizi korun. Zülkarneyn, benim diyor sizin paranıza, verginize ihtiyacım yok. Ancak diyor siz işte demir getirin ve onları yığın diyor. İki dağ arasına o demirleri yığdırıyor. Ardından bir ateş yaktırıyor. Ve o ateşle o iki dağ arasına Ye'cuc Me'cuc'un gelip geçtiği, yol olarak kullandıkları yeri kapattırıyor. Ve böylece oradaki insanlar Ye'cuc Me'cuc'un saldırısından mahfuz kalıyorlar. Onlara karşı bir set meydana getirilmiş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden birisi olarak Ye'cuc Me'cuc'un o dağı delip de dünyanın her tarafını tekrar istila edeceklerini haber veriyor. Orada Ye'cuc ile Me'cuc ile alakalı en dikkat çeken bir özellik yufsiduna fil art. Yani onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar, ortalığı karıştırırlar. Demek ki Ye'cuc Me'cuc denildiğinde ilk hatıra gelecek şey anarşi, kargaşa. İşte diyelim Müslümanların bulundukları beldelerde İslam hükümlerin uygulanması, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşanması ve sistemin ona göre tanzim edilmesi, bütün bunlar her türlü anarşiye karşı adeta bir set gibi. Ama bu setler birer birer böyle yıkıldığında artık insanlar korumasız bir hale gelecek. Ye'cuc Me'cuc, yani anarşistler, ortalığı kasıp kavuracak olan kimseler her tarafı istila edecek. Şu anda ülkemizde de kısmen yine bir Ye'cuc Me'cuc manası ortalığı karıştıranlar görülmekte. Ülkemiz bunlara pek de yabancı değil. Değişik zamanlarda değişik olaylar, bazen sağ sol tarzında, bazen daha başka isimlerde bir takım olaylar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Allahu alem, ayette anlatılan durum kıyamete yakın bir zamanda dünyanın çivisinin çıkacağı tabir caizse ve anarşinin dünya çapında yaygınlaşacağı, artık kimsenin can emniyeti, mal emniyeti gibi güvenli hallerin kalmayacağı buna bir işaret olabilir. Hercü merç diye hadislerde de geçen herç olacak. Yani kargaşa olacak. İnsanlar haksız yere birbirini katledecek. Katil neden öldürdüğünü, maktul neden öldürüldüğünü bilmeyecek. Bu mealde rivayetler var. Demek ki kıyamete yakın ortalık gerçekten karışacak ve Ye'cuc Me'cuc her tarafta istila edecekler. Her tarafta ortalığı karıştıracaklar. Vaktarabel vaadul hakkum, hak vaat o zaman yaklaşmıştır. Ye'cuc Me'cuc'un çıkması demek, kıyametin yaklaşması demektir. Fe izâ hiye şâhisatun ebsârullezîne keferû, o zaman o inkar edenlerin gözleri dehşetle dikilip kalacaktır. Yani gördükleri durum karşısında onlar dehşetle dikilip kalacaktır. Gözleri böyle adeta yuvalarından fırlayacak gibi olacak. İşte kıyamete yakın demek çok dehşetler yaşanacak. Hele kıyametin koptuğunu görmek kafirleri böyle dehşet içerisinde bırakacak. Günümüzde bile bazen küçük kıyamet hükmünde
bir deprem olduğunda insan ne kadar gözü korkuyla açılıyor. Ayet-i kerimede nazara verilen ise kıyametin kopması. Kıyamet koptuğunda o kafirlerin gözü dehşetle açılacak. Ya veylena, ve o zaman şöyle diyecekler: yazıklar olsun bize, vay halimize. Kad künnâ fî gafletin min hâzâ, biz bundan gaflet halindeydik. Bel künnâ zâlimîn, ve biz zalimlerden idik, zalimlerden olduk diyecekler. Yani burada şunu görmekteyiz. Demek ki o kafirler aslında kıyametle alakalı bazı şeyleri duydular ama itibar etmediler, iltifat etmediler. Kıyametle bizzat karşılaştıklarında ise işin ciddiyetini anladılar. Anlamamak zaten mümkün değil. Çünkü kıyamet kopuyor. O dehşet içinde ya veylena inna künna zalimin, vay bize, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten zalimler idik, zalimlermişiz diyecekler. İnnekum ve ma ta'budun min dunillah, siz ve sizin Allah'ın dışında taptığınız şeyler hasabu cehennem, cehennem odunudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuduğunda İbn-i Zaberi isimli bir tanesi, siz ve taptıklarınız cehennem odunu, bu ibareyi duyduğunda soruyor. Ya Muhammed diyor, bu sadece biz Araplarla ilgili mi bu hüküm, yoksa diğer milletleri de içine alıyor mu? Peygamberimiz umumi diyor. Allah'ın dışında kimlere tapılıyorsa bütün onlarla ilgili umumi. O zaman İbn-i Zaberi şunu demiş: Kabe'nin Rabbine yemin ederim, bu defa seni münazarada alt ettim. Ve ardından da diyor ki işte bazıları meleklere, Allah'ın kızları diyor, onlara meleklere tapanlar var. Öte yandan Yahudilerden bir kısmı Üzeyr İbnullah deyip Hazreti Üzeyr'i bir nevi ilah yerine koyanlar var. Hristiyanlar ise Hazreti İsa'ya ilah diyorlar. Bu durumda melekler, Hazreti İsa, Hazreti Üzeyr, onlar da cehennem odunu olması gerekmez mi deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor, senin anladığın gibi değil. Onları bu yola şeytan sevk etmiştir. Onlar şeytanın telkiniyle böyle yapıyor. Yoksa melekler bize ibadet edin demiyor. Veya Hazreti İsa ben ilahım demiyor. Yani taptığınız şeyler, bunda bu tapmış olduğunuz şeyler, Allah'ın dışında put gibi o tapmış olduğunuz şeyler cehennem odunu. Yoksa gerçekte Allah'ın makbul kullarına insanlar bir nevi tapmışsa onlar da cehennem odunu demek değil. Entum leha varidun, ve siz o cehenneme dahil olacaksınız. Lev kana haulai alaha, şayet bunlar gerçekten ilah olsalardı, ma varaduha, elbette o cehenneme girmezlerdi. Yani ilah cehenneme giriyor. Bu olacak şey değil. Elbette eğer bunlar ilah olsalardı, bunlar cehenneme dahil olmazlardı. Demek ki ilah değiller. Demek ki aciz varlıklar. Ve kullun fiha halidun, ve onların hepsi orada daimidirler, ebedidirler. Yani gerek o putlara tapanlar, gerekse tapmış oldukları şeyler orada daimidir, ebedidirler. Lahum fiha zefirun, o cehennemde onlar için bir homurtu var. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ, ve onlar orada bir şey duymazlar. Yani kendilerine fayda verecek bir şey duymazlar, sevindirecek bir şey duymazlar. Bu mana da olabilir. Bir de orada cehennemin homurtusundan onlar bir şey duymazlar. Malum gürültü de azabın bir çeşididir. Cehennem denildiğinde ilk hatıra gelen ateştir ama cehennem ateşi sadece azabın bir kısmıdır. Azap ateşten ibaret de değildir. İşte bir yeri düşünelim. Her taraftan böyle gürültülü sesler geliyor. Oradaki insanlar bu gürültü kirliliğinde elbette çok rahatsız olurlar. Görüntü kirliliğinde de insan rahatsız olur. Pis kokuların olduğu yerde de insan rahatsız olur. Ve şöyle ifade edebiliriz. Cennet tamamıyla
güzel şeylerin bulunduğu mekandır. Cennet denildiğinde tümüyle güzeldir. Ve cehennem denildiğinde ise orası tümüyle menfi şeylerle doludur. Cennette huzur vardır, cehennemde huzur yoktur. Cennette asude bir hayat vardır ama cehennemde gürültü vardır, kargaşa vardır. Bu manada düşündüğümüzde insanın hoşuna giden ne kadar güzel şeyler varsa bunların hepsi cennettedir. İnsanı üzecek, insana zarar verecek, hoşuna gitmeyen ne kadar şeyler varsa bunların hepsi de cehennemde bulunmaktadır. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle bize hem geçmişten anlatıyor hem gelecekten anlatıyor ve bize önümüze çok güzel tablolar sunuyor, ibretli tabloları bize anlatıyor. Bunları anlamayı ve layıkına göre yaşamayı Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.